Hello, herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Bugün evdeyiz galiba. Yani bir yere gitmeyi planlamadık. Oğluşum da burada. Şimdi öğle uykusundan uyandı bu arada. Şimdi onunla biraz oyun oynayacağım. Hem Zeyd Mirza sandalyeleri yine yere atmış. Ben zaten tripodumu getirdim. Şuraya sizi koyacağım. Ondan sonra Zeyd'imle biraz oyun oynarız. Değil mi bir tanem? He? Yine bir şeyler kemirme peşinde. Zeyd. Ne yapıyorsun? Kim o? Bak. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Gel. Hadi gel. Gel. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım Zeyd Mirza. Bak. Diğerleri nerede acaba? Acaba diğerleri nerede Zeytin? İçeride adam var, içeride. Al. İçeride adam var. Hadi koy bakalım. Buraya koy. Anne tutuyor sana. Koy bakalım. Koy bakalım. Havu. Alkış. Alkış. Bu biraz ağır değil mi? Bu büyüğü biraz ağır. Anneciğim hemen besletme. Bak. Evet. Bak elinde bir tane daha var. Zeyd. Cici. Gel anneye gel. Hay. Lalay. Gel korkma gel. Anne. Korkma. Gel. Ya oraya oturdun. Merhaba. Merhaba. Gel hadi. Gel gel. Gel gel. Oturma, oturma. Lay 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 lay. Aycık da geldi. Lay 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 lay. Merhaba. Aslan kardeş. Seninle oyun oynayabilir miyiz? Ama Zeytin'e izin vermiyor.
izin vermiyor. Bak, müzik yapalım mı müzik? Yiğit Mirza. Yiğit Mirza. Oy! Çıkarma. Nein. Kafana tak. Kafana tak. Çok tatlı oldun. Yuuu. Çirkin seni, çirkin. Çirkin. Çirkin olma, çirkin. Seyit ver. Bunlar gelecek mi? Buraya. Arkadaşlar bugün tam bir pazar modundayız. Yani pazar da zaten yani pazar miskinliği var üstümüzde. Bir şey yapmayacağım. Hava da zaten çok kötü. Yani kötü. Kötüden kastım güneşli değil. Biraz soğuk. Annem! Neden bağırıyorsun? Neden? Bak anne şimdi çamaşır serecek. Şimdi makine durdu arkadaşlar. Hemen çıkartacağım. Aşkım. Hemen bunları çıkartacağım ve diğer postayı koyacağım. Yani beyazları yıkadım. Bir de koyu renkler var. Değil mi oğlum? Birlikte serelim bunları. Senin odanda tel var. Oraya sereceğiz. Ne yani? Ne oldu? Mız mız kedi. Mız mız. Ay. Anneciğim beklesene ama gelemezsin. Bak kafanı vurursun. Buralar çok sivri. Zeyd Mirza. İnat etti girecek. Dur. Bak anne bu sepeti bu tarafa alsın. Hemen diğerlerini koyalım anneciğim. Ama bak çok dikkatli olman lazım. Tamam mı? Bunları da atalım içine. Hoppa. Bunlar kirli. Kirli bunlar. Çekil. Çekil bakalım. Hoppala. Bunları da koyalım anneciğim. Çekil. Çekil aşkım. Çekil ömrüm. Hepsi güzelce de yıkansın, tamam mı? Çamaşır kalmasın. Bugün işlerimizi halledelim. Yarına işimiz kalmasın anneciğim. Ya. Tamam. Son parçaları da aldım. Bu arada deterjanım bitmiş. Yani bitmek üzere. Son 3 makinalık kalmış. Yarın alırım. Bu arada bunları da yeni almıştım. Şu maviyi sanırım ilk defa denedim bugün. Kokusunu da hiç koklamadım. Güzel. Ferah kokuyor. Anneciğim dur. Çok az döküyorum. Bir de şöyle pembesini aldım ama bunu biliyorum zaten. Oğlum! Dur anne orayı çalıştırsın gidip. Şimdi çamaşır sereceğiz. Yiğit Mirza gel. Kapat kapısını. Hoppala. Şimdi start yapalım anneciğim. Sen hangi ayarlarla oynadın Zeyd? Hayırdır bu ne? Açma. Açma makinayı. Dur aşkım dur annem. Tamam kilitlendi şu an bir şey yapamaz. Hadi gel. Uy, benim oruçumun da daha burnu akıyor. Bakayım. Yine mi akmış? Yine mi akmış? Hadi gidelim çamaşır sermeye. Canlar saat şu an tam 4:30 ve ben kendime şimdi yavaştan Çin makarnası hazırlamaya başlayacağım. Aslında kahvaltı yapalı 4 saat falan oluyor. Yani 12-12.30 gibi yapmıştık. Ama inanın birden bir acıkma geldi. Sanırım ev işi yaptığımdan dolayı. Çünkü sizlere çekemedim maalesef. Benim odamı komple temizledim, sildim, toz aldım, nevresimleri değiştirdim. Yani çocukla artık biliyorsunuz zor oluyor. O yüzden hemen hızlıca hallettim. Çamaşırım falan vardı. Oğlum şu an burada üzüm yiyor. Tabii annesini yalnız bırakmıyor. Helal bir tanem. Helal.
Evet, bugün Akif akşama evde yok, yani dışarı çıktı arkadaşlarıyla. O yüzden ben kendime şimdi Çin makarnası hazırlayacağım. Zaten malzemelerim de az var. Şöyle Çin makarna, ama hepsini kullanmam. Acı sosum da az kalmış. Şimdi Türkiye'ye gideceğiz diye böyle alışverişte fazla yapmadım. Evde pek bir şey yok. Süs, salça sosu, bu da Çin makarnası için. Son baharatlarım. Sonra şurada biraz tavuk göğsüm var. Bu bana yeter zaten. Hani buzlukta tavuk göğsüm var ama bu porsiyon tam iyi yani. Bir de biraz şöyle Çin makarnası için sepsem kalmış. Bunları değerlendirmek istiyorum ve kendime güzel bir tava hazırlayacağım. İlk başta işte tavuğumu kızartacağım, pişireceğim. Bunu ekleyeceğim. Sonrasından zaten makarnayı biraz bir suda beklettikten sonra üstüne döküp karıştırıyorum. Neyse, ben bir yapayım. Bayağı da canım istedi arkadaşlar. Bakın şöyle tavuklarımı biraz kızarttım. Olan sebzemi de ekledim. Bunlar zaten hepsiydi. Hepsini kullandım. Baharatladım biraz. Biraz daha baharatlayacağım. Şurada da su kaynatıp üstüne dökmüştüm. Suyunu süzüp üstüne ekleyeceğim. Sonra işte şu iki sosu kullanacağım. Güzelce öyle de hep birlikte karışıp yumuşayacak. Bu şekilde. Oh, mis gibi oldu vallahi arkadaşlar. Ama bayağı abartmışım biraz. Görüyorsunuz. Şöyle malzemeleri de altta kenarlarda bir yerlerde kalmış. Şimdi altını kapattım. Biraz daha kendini çeksin. Ondan sonra yiyeceğim. Çünkü dediğim gibi bayağı bir açım. Böyle. Hadi bakalım, şimdiden afiyet olsun. Sonra tekrardan görüşürüz. Canlar, en sondan bu yana bayağı bir, yani en son çektiklerimden bu yana, işin doğrusu, lafın doğrusu, bayağı bir saatler geçti. En son ben yemek yedim. Sonra Akif aradı arkadaşlar. Amcasının oğluyla, yani kuzeniyle nargile gitti. Gideceklerini söyledi ve onlar da bayramlaşmaya hani gitmişti. Karısını da bize bıraktı, yani Güldane'yi. Biz de oturduk, yani misafirim vardı, o yüzden inanın bir şey çekemedim. Hani ani geldiği için hani bir şeyler de hazırlayamadım. Kendimi mahcup hissettim. Ama o da zaten yemiş gelmiş, çünkü bayramlaşmaya falan gitmişler. Ben de bize içecek falan yaptım, işte dondurma falan yedik böyle. Zaten Zeyd Mirza ile sürekli ilgilendik. Bayağı uykusu vardı, mızmızlandı. Ama tam 8.30'da uyudu, çok şükür. Saat bu arada şu an 9.30-10'a geliyor. Buraları biraz toparlayacağım. Fazla bir şey yok zaten. Şöyle Zeyd Mirza'ya birkaç oyuncak getirmiştim odadan. Bunları kaldıracağım, bunu çöpe atacağım. Yastıkları bir düzeltirim. Sonra biberonunu yıkayacağım. Onun dışında şurada da Akif'in kuzeni bu arada elektrikçi, yani evet. Bizim burada şöyle bir şey var, yani buradan normalde ışık yanması lazım ama yanmıyor. Ve Cihat da ona baktı. Sanırım şu kablolarda sorun var. Bir dahaki geldiğinde yeni kablo getirecek ve deneyecek. Çünkü benim bura için aldığım bir lambam var. 1,5 senedir oldu. Bir asamadım. Böyle yemek masasının üstüne asılan bir lamba. Çok da güzel gerçekten. Aynı bu modelden, sadece uzunlamasına. Ve onu mutlaka takmak istiyorum. Ev turu çekmeden önce en azından o hazır olsun. İşte onu bir dahakine dediğimde, işte tatilden sonra inşallah gelip yapacak. Böyle bunları ben şimdi kaldıracağım. Şu Zeydim'in şeyleri. Şuradan biberonunu da alalım. Süt yaptım biraz da. Onu da pek içmedi arkadaşlar. Durum bu. Yani. Şunu kaldıralım. Kameram da netlemiyor kız. Hemen hızlıca toparlayayım da. Sonra uzanacağım, keyif yapacağım. Bunları odaya götüreceğim. Ha, bunu unuttum. Vallahi bunu unuttum. Bunları da Akif'in şeyine koyacağım. İnşaat çantası. Yok, inşaat çantası değil. Ivır zıvır çantası. Şu işte, anladınız. Bu arada Zeyd Mirza'nın... Akif, bunları kaldır ha. Bu arada lambayı da göstereyim. Bilmiyorum gösterdim mi hiç, ama böyle bir şey. Böyle altın sarısı beyaz topları var.
Şöyle. Bunu inşallah bir dahakine takacaklar bana. Bir ev turunu da çekemedim zaten. Onu yaptıktan sonra çeksem süper olur. Şu şeyim de, tripodum da şurada kapının arkasında duruyor. Çok şükür Zeyh Mirza'nın sanki ilgisini çekmediği gibi, yani hiç gidip oynamadı. Ve bu beni tabii ki de mutlu etti arkadaşlar. Aman görmesin, yoksa bu çok çabuk sallanıyor. Düşüp kırabilir. Böyle. Arkadaşlar ben şimdi burayı toparlayacağım. Şu an haline bakın. Akif de bu arada oyun oynuyor. Hızlıca bir buraları toparlayacağım ve dinlenme moduna geçeceğim. Zeyd Mirza var ya, ortalığı yıkıyor yıkıyor, görüyor musunuz? Her şeyi alıyor atıyor. Buraları bir güzel toparlayayım. Ondan sonra gidip uzanacağım. Gerçekten dinlenmek istiyorum. Burada da bence artık videoyu kapatayım. Neyse durun, kendime çevireyim. Evet, şöyle yüz yüze vedalaşalım dedim arkadaşlar. Bugün dediğim gibi pazar günüydü. Pek bir şey yapmadık. O yüzden pek de bir şey çekemedim sanırım. Pek de hatırlamıyorum açıkçası. Temizlik falan yapmıştım ama her yeri yapamadım. Çünkü Zeyd Mirza sağ olsun. Son dediğim gibi misafirim geldi. O yüzden bir şey yapmadım. En azından benim odam bitti. Sonra banyoyu silmiştim. Tuvaleti ve girişi silmiştim. Ama yerleri silemedim bugün. O yüzden yarın yaparım. Yarın zaten pazartesi. Yarın da tekrar dışarı çıkarım büyük ihtimalle. Çünkü son eksikleri almak istiyorum artık yavaştan. Çünkü yavaş yavaş valizleri de toparlarım yani. Az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Çok seviniyorum. Böyle arkadaşlarım, gideyim DM'e işte şampuandır, diş macunudur, o tür şeyleri alayım, ortadan çıksın. Onun dışında hafta içi kargo bekliyorum. Umarım Türkiye gitmeden önce gelir, çünkü bir şeyler aldım. Allah'ım inşallah yetişir. Eğer ben gittikten sonra gelirse hiçbir anlamı kalmayacak. Bakalım, ama gelir herhalde. Neyse arkadaşlar, ben artık burada videoyu kapatayım. Umarım çok severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ve söz veriyorum, yarınki vlog daha çok dolu dolu geçecek. Böyle kapatıyorum artık. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.